kardeşim. Hani Balçova derbisi niteliğinde bir maçtı. Güzel bu çekişmeyle de geçti. Galip geldiniz. Sen neler söylemek istersin? Vallahi iyi oynadık. Biraz daha iyi oynayabilirdik aslında ama yavaş yavaş takım olmaya başlıyoruz. Yani yukarılar bizden kopsun. Arkadaşlar başarılı. Daha da iyi olacağız valla. Çek kardeşim. Sen neler söylüyorsun kaptan? Öğrenciler yaşımızın cezası bitti. Aramıza döndü 3 maçtan sonra. Güzel oyun oynadık. Bir nevi rövanş maçıydı. 2-1 öne geçtik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Playoff'lar yaklaştı. Ne kadar elimizden geldiği kadar iyi futbolla iyi maçlar çıkaracağımızdan eminim. Başarılar diliyorum ben de kaptan. Siz bir şeyler söylemek istiyorsunuz kardeşim. Burak. İyi bir mücadele ettik. Övünç arkadaşımız orta sahaya hakim oldu. Cezası nedeniyle 3 maç oynamamıştı. Bu maç geldi ve performansını arttırdık. Ceza işe yaramış galiba. Geçen maç gol yememiştim. Defansa oynuyordum diye herhalde. Bu hafta yerimi Sinan'a bıraktım ama gördüğümüz gibi 6 tane gol yedik herhalde. 7. 7. 7 tane. Sayamayın. Sağlık olsun ama sağlık galibiyet olsun. Oldu sonuçta. 7 golü yiyen kişiye de verdim. Güzel mücadele. İkinci yarıda bayağı bir etkili başladık zaten. Bir ara 4 sayı fark yaptık. Ondan sonra tabii arkadaşlar biraz saldı. Onlar da salınca tabii ben de bayağı bir gol. Sen de biraz sağ ol. Bülent hocamızın bir lafı vardı. Burak'la biz fotoğraf çekildik. Dedi ki biri atar biri tutar dedi. Aynen. Burak arkadaşımız ilk yarıda kasıklarıyla gol attı. Felipe Melo gibi. Ben de ikinci yarıda kasıklarımla kurtardım. Yani buradan Bülent hocaya teşekkür ederim. Demek ki iyi bir öngörü olmuş. Evet aynen öyle. Tebrik ediyorum kardeşim. Başarılar.